Merhaba arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Dilerim iyisinizdir ve umarım birçok şey yolundadır arkadaşlar hayatınızda. Şimdi öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum her birinize arkadaşlar. Şu an burada olan, evime, sohbetime eşlik eden, yorumlarıyla destek olan, abone olan ya da olmayan hiç önemli değil arkadaşlar. Ama şu an burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün itibarıyla hiç hayal etmezdim, hiç beklemezdim gerçekten arkadaşlar. Bu YouTube kanalım, bu Acemi Dünyalı YouTube kanalım 1000 aboneye ulaştı. Çok mutluyum, çok coşkuluyum. Benim de motivasyonum daha da yükseliyor tabii ki arkadaşlar. Sizden güzel geri dönüşler aldıkça. O yüzden iyi ki böyle Tayland'a taşındığımdan beri 3 senedir uyuyan YouTube kanalımı iyi ki uyandırmaya karar vermişim. İyi ki yeniden paylaşımlarıma devam etmişim. Dilerim bol bol katkı olsun arkadaşlar. Her kim benimle bu videoları dinliyorsa, bu çalışmaları yapıyorsa hepinize bol bol şifası, güzellikleri, mucizeleri katlanarak böyle misliyle hayatınıza gelsin arkadaşlarım. Evet, teşekkürümüzü yaptık. Ondan sonra, şimdi unutmadan önce bu konuşmaları bir yapayım arkadaşlar. İkincisi, bu 1000 abone sayısına ulaştığımız için hani böyle YouTuberlar bir hediye sunarlar, bir çekiliş yaparlar ya. Benim de şöyle bir şey yapmak geldi içimden arkadaşlar. Sadece bir kişiye yapabileceğim bunu. Birebir özel seans. Video aramayla ya da sesli aramayla yapacağız bunu arkadaşlar. Eğer benimle yaklaşık 1-1,5 saat sürecek olan bir teta seansını online olarak, ücretsiz olarak almak isterseniz, yapacağım çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken arkadaşlarım, yorumlara çekilişe katılıyorum. Ya da bununla ilgili bir cümle, yani katıldığınızı belirten, bu çalışmayı yapmak istediğinizi belirten herhangi bir cümle yazmanız yeterli. Ve ben de bir şekilde çekilişimi yapacağım ve sonuçları sizlere YouTube'dan gene bildireceğim arkadaşlar. Evet, bu duyurumuzu da yaptık. Şimdi artık konumuza geçelim ama daha geçemeyeceğiz. Çünkü minicik bir konu daha var arkadaşlarım. İzninizle hemen ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorum ki yorumlarda genelde hani arka fondan yansıyan bu horoz ve tavuk seslerinden rahatsız olmadığınızı, hatta bunun size huzur verdiğini yazan bazı arkadaşlar oluyor. Ama birkaç yorumda da bundan çok rahatsız olduğunuzu, konsantre olamadığınızı bu tavuk seslerinden dolayı belirtiyorsunuz. Öncelikle gerçekten çok özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi benim bu yaşadığım bu ev, bu seyredeceğimin evi böyle biraz kırsal bir yer burası arkadaşlar. Yani merkeze çok yakın ama aynı zamanda da böyle doğanın içinde bir yer. Ve bütün etrafımızı saran komşularımızın böyle geniş geniş bahçeleri var. Ve bu bahçelerde mütemadiyen herkesin ama herkesin arkadaşlar tavukları ve horozları var. Ve enteresan bir şekilde ben böyle olduğunu hiç bilmezdim. Hani benim bildiğim horozlar bir tek böyle sabahları öter değil mi? Sabahın erken saatinde. Ama burada horozlar arkadaşlar hiç susmuyor. Evet, şimdi biraz bir sessizlik var ama enteresan. Birazdan gene koro başlar. Ve bu konuda yapabileceğim, en azından şimdilik bildiğim kadarıyla pek bir şey yok arkadaşlar. Yani bu arka fona horoz ve tavuk seslerinin yansıması konusunda ne yapabilirim bunu engellemek için bilmiyorum. Çok özür diliyorum sizden eğer rahatsız oluyorsanız. Şunu da göstermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada Tayland'da arkadaşlarım pencereler genelde Thai style, yani bu şekilde bir sinek teli var. Onu da böyle kapatan tahtadan bir pencere. Yani ne bir işte yalıtım sistemi, ne cam, çift cam bilmem ne, hiçbir şey yok. Yani iklim şartlarından dolayı hava çok sıcak olduğu için hani biz mütemadiyen hiçbir yeri kapatmıyoruz. Ama bütün pencereleri ve kapıları sımsıkı kapatsam bile arkadaşlar bu horoz ve tavuk sesleri olduğu gibi gene evin içine doluyor. Ve ayrıca arka plandaki sesleri minimuma indiren bazı uygulamalar da denedim. Onları da kullanıyorum. Onları da hatta araştırmaya devam edeceğim. Gene de çok fayda ettiğini sanmıyorum arkadaşlar. Şimdi bu beni hiç tabii ki rahatsız etmiyor. Ben haliyle hem alıştım hem de bana huzur veriyor. Bu ambiyansı da çok hani müdahale etmek istemiyorum açıkçası. Hoşuma gidiyor. Ama eğer sizi rahatsız ediyorsa arkadaşlar tekrar çok özür diliyorum. Dilerim ki bir çözüm bulunacak bu konuya. Evet, onu da belirtmek istedim. Şimdi giriş bölümünü geçtik mi geçtik. O zaman artık asıl çalışmamıza başlayalım. Şimdi arkadaşlarım bu yapacağımız Theta Healing aşk ve ilişki konusundaki his yüklemeleri gerçekten çok ama çok etkili. Ben etkili olduğuna çok inanıyorum. Neden? Çünkü kendi üzerimde hepsini denedim arkadaşlar. Yaklaşık 2 sene önce
birazdan çalışmada sizlere de yönlendirmeyle yapacağım bütün bu his yüklemelerini, bütün bu inanç çalışmalarını bizzat kendi üzerimde denedim. Ne eksik ne fazla. Sanki birebir seans yapıyormuş gibi birazdan bu çalışmayı her kim bu videoyu izliyorsa onunla birlikte, sizinle birlikte yapacağız. Ve bu çalışmayı yaptıktan çok kısa bir süre sonra arkadaşlar, 2 sene önce ben bunları yaptım, kendi üzerimde denedim. Ve çok kısa bir süre içerisinde de şu anki hayatımda olan sevdiceğim karşıma çıktı. Ve halen devam eden güzel bir ilişkin içerisindeyim. Binlerce kere şükürler olsun. İstiyorum ki hani bana bu kadar fayda sağlayan bir çalışma, kim hazır hissediyorsa kendini. Çünkü hazır hissetmek de çok önemli arkadaşlar. Yani hani birçok videolarımda hep söylüyorum. Sadece yalnız kalmaktan korktuğunuz için ya biri olsun işte hayatımda gibi bir düşünceyle eğer hareket edersek çok sağlıklı ilişkileri hayatımıza çekmiyoruz arkadaşlar. Ne zaman ki siz gerçekten artık kendinizi hazır hissediyorsunuz. Güzel, sağlıklı, ayakları yere basan, dengeli, kalbinize, ruhunuza, teninize, aklınıza, kalbinize en uygun kişiyle bir hayatı paylaşmaya ne zaman ki kendinizi hazır hissediyorsunuz. Fakat ne kadar kendinizi hazır hissetseniz de, bunu dilinizle dile getirseniz de, eğer ki hep söylüyorum ya, eğer bunu bloke eden, bunu engelleyen bilinçaltı bazı inanışlarınız varsa, kök inançlarınız ve bu size bir engel teşkil ediyorsa arkadaşlar, o kalbinizdeki, o hayalinizdeki aşkı, o güzel ilişkiyi yaşamanızda, hiç merak etmeyin. Şimdi kendi üzerimde uyguladığım bütün bu his yüklemelerini birazdan çalışmada sizlere yaptıracağım arkadaşlar. Dilerim ve inanıyorum ki katkısı olacak hayatınıza. Ve şimdi her zaman olduğu gibi arkadaşlarım, bu videoyu şu şekilde kodlamak istiyorum. Yani kodlamak ne? İşte Yüce Yaratıcı'dan talep ediyorum arkadaşlar. Talebim şu ki, niyetim şu ki güzel arkadaşlarım, bu videoyu dünyanın neresinden olursa olsun, hangi zaman diliminde, hangi gün, hangi boyutta, kim açıp da izlerse ve kalpten temiz bir niyetle benimle birlikte bu çalışmayı yaptığı andan itibaren anda, akışta bütün o güzel enerjiler, bütün o his yüklemeleri o kişinin bütün hücrelerine, bütün ruhuna ve varlığına tanıtılsın ve şifası, mucizeleri katlanarak o kişinin hayatına aksın. Evet, çok inanarak arkadaşlarım bu kodlamayı yapıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi çalışmamıza başlayabiliriz. Hazırsanız güzel arkadaşlar, önce rahat bir yerde oturun ya da uzanıyorsanız uzanabilirsiniz. Yeter ki şu omurganız, sırtınız rahat olsun. Asla kendinizi böyle kasmayın hani dik oturacağım diye. Şöyle serbest bırakın, yaslanın arkanıza ya da uzanın. Güzelce bir yerleşin arkadaşlarım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Gözlerinizi kapayın. Şu andan itibaren sen diliyle sana sesleneceğim. Güzel arkadaşım, güzelce yerleş. Arkana yaslan. Gözlerini kapa. Ve nefesine dikkatini ver. Burnundan giren, burnundan çıkan nefesine. Nefesini hiçbir şekilde tutma, sayma, o kendi doğal ritminde akmaya başlasın. Kendi doğal hızında, burnundan giren, burnundan çıkan nefesini sadece fark et, hisset. Ve her nefesini verişinde olduğun yere biraz daha yerleş. Bedenini biraz daha gevşet. Serbest bırak. Çok güzel. Nefeslerin rahat. Şimdi dikkatini ayak tabanlarına vermeni istiyorum. Her nefes verişte ayak tabanların, topukların, ayak parmakların, ayak bileklerin gevşiyor ve rahatlıyor. Ve gittikçe ağırlaşmaya başlıyor. Çok güzel. Dikkatinin değdiği her bir zerre
çok derinden gevşiyor ve rahatlıyor. Ayak bileklerinden dikkatini yukarı doğru çıkarmaya devam et. Dizlerine doğru dikkatini çıkar. Dizlerin gevşiyor ve rahatlıyor. Varsa burada tuttuğun yükler serbest bırak, aksın bedeninden. Dizler rahat. Dizlerden üst bacaklara doğru dikkatini çıkarmaya devam et. Çok güzel. Şimdi kasık bölgeni serbest bırak. İzin ver gevşesin, rahatlasın. Her nefes verişte biraz daha bırak. Eğer tutuyorsan, sıkıyorsan eğer karın kaslarını, şu andan itibaren her nefes verişte tamamen serbest bırak. Karnın, iç organların, kuyruk sokumun, kalçaların gittikçe daha çok gevşiyor ve rahatlıyor. Çok güzel. Dikkatini yukarıya doğru çıkarmaya devam et. Her nefes verişte göğüs kasları, kalbini saran kaslar, göğüs kafesi gevşiyor ve rahatlıyor. Nefes burada rahatça akıyor. Omuzlarını serbest bırak. Omuzların gittikçe ağırlaşıyor. Gevşiyor ve rahatlıyor. Omuz başlarından ellerinin parmak ucuna kadar bütün kollarını serbest bırak. Ağırlaşsın. En derinden gevşesin ve rahatlasın. Çok güzel. Boynun, ensen, sırtın, bütün omurgan. Her nefes verişte biraz daha bırak. Serbest, rahat, çok güzel. Dikkatini yukarıya doğru çıkarmaya devam et. Yüzünü saran kaslar, özellikle iki kaşının ortası. Bir fark et, eğer kaşlarını şu an çatıyorsan tamamen serbest bırak. Yumuşasın, alnın, kaşların ortası, gözlerin etrafındaki bütün o kaslar rahat, gevşek, yanakların, dudakların, ağzın içinde dişlerin, dilin son derece rahat, serbest bırak, çok güzel. Her nefes verişte o güzel bedenini biraz daha serbest bırak. Rahatla, gevşe. Şimdi evrenin merkezinden, çekirdeğinden, muhteşem güzellikte o yaradanın, o güzel ışığının ayaklarının tabanından sevgiyle, şefkatle, usulca girdiğini imgele benimle birlikte. Bunu birlikte gözlemliyoruz şimdi. Bu güzel beyaz ışık ayak tabanlarından usulca giriyor bedenine. Değdiği her yeri şifalandırıyor ve aydınlatıyor. Dizlerine doğru çıkıyor. İçten ve dıştan bedenini sarıyor. Bütün enerji alanını, auranı da içine alacak şekilde. Yukarı doğru çıkmaya devam ediyor bu güzel beyaz ışık. Kasık bölgene doğru, karın bölgene doğru çıkıyor, yükseliyor. Bütün göğüs kafesini kaplıyor. Her bir hücreni sevgiyle sarıp sarmalıyor. Ellerin,
Dirseklerin, omuzların, kolların, boğazın başından yukarıya doğru çıkmaya devam ediyor bu güzel beyaz ışık. Ve en son taş çakrandan, başının tepesinden yukarıya doğru yükseliyor. Şimdi bu beyaz ışığı beyaz bir ışıklı küre olarak imgeleyebilirsin. Ve şimdi bilincinle birlikte bu güzel ışıklı kürenin içine giriyorsun ve hızla yükselmeye başlıyorsun. Şimdi kuş bakışı bedenine yukarıdan bak. Hızla yükselmeye devam ediyorsun. Bulunduğun odaya yukarıdan bakıyorsun şu an. Yükselmeye devam et. Bulunduğun binaya yukarıdan bakıyorsun. Daha da yüksel. Bulunduğun şehre yukarıdan bakıyorsun. Yükselmeye devam et. Bulunduğun ülkeye yukarıdan bakıyorsun. Daha da yüksel. Çok güzel. Bulutları geç, atmosfer tabakalarını geç. Şimdi dünyaya yukarıdan bakıyorsun. Daha da yükselmeye devam et. Beyaz bir ışığın içinden geçiyorsun. Ve daha sonra hafif bir karanlık, oradan da geçiyorsun. Altın renkli bir ışık kümesi, onun içinden geçiyorsun. Gökkuşağı renkleriyle bezeli bir ışık kümesi, onun da içinden geçiyorsun. Ve en yukarıda inci beyazı renginde muhteşem güzellikte bir ışık. Sanki bir kapıyı aralar gibi o inci beyazı ışığın içine giriyorsun. Ve burada huzurdasın, güvendesin. Her şeyle birsin, yüce yaratıcıyla. Koşulsuz sevginin içindesin. Her şey yolunda. Çok güzel. Şimdi, her şeyden önce. Bir alan temizliği yapmam için. Varsa eğer alanında düşmüş ve kayıp ruhlar, her türlü nazar, negatif kancalar, negatif enerjiler, bunların hepsinin enerji alanından çekip çıkarılıp, yüce yaratıcının ışığına gönderilip, bedenine koşulsuz sevgi enerjisinin yüklenmesini kabul eder misin? Teşekkür ederim. Çok güzel. Şimdi öncelikle öz değer yüklemeleriyle başlamak istiyorum. Anne rahmine düşmezden önce ta en başa gidiyoruz. Ve düştükten sonra ve doğduktan sonra bu yaşını tam şu ana gelinceye kadar aldığın her nefeste ve bundan sonra da öncelikle yüce yaratıcı tarafından, hayat tarafından sonsuz, sınırsız, koşulsuz bir şekilde çok ama çok sevildiğin hissini bütün hücrelerine tanıtmama izin verir misin? Teşekkür ederim. Gözlemliyorum senin için. Sevmeye ve sevilmeye layık olduğunu, bunun senin en doğal hakkın olduğunu, sevmeye ve sevilmeye izinli olduğunu, bunun zaten böyle olduğu hissini bütün hücrelerine tanıtmama izin verir misin? Teşekkürler. Aşkı yaşamaya, o hayalindeki ilişkiyi yaşamaya izinli olduğunu
Bunun senin en doğal hakkın olduğunu, buna %100 layık olduğunu ve izinli olduğunu, tüm hücrelerini tanıtmama izin verir misin? Teşekkür ederim. İçindeki o güzel potansiyeli, o güzel ışığını dışarıya özgürce yaymaya, parlamaya izinli olduğunu, bunun senin hakkın olduğunu, bunun senin için son derece mümkün, kolay ve güvenli olduğu hissini bütün hücrelerine tanıtmama izin verir misin? Teşekkür ederim. Şu andan itibaren hayal ettiğin, özlediğin, istediğin, o dilediğin aşkı, ilişkiyi, birlikteliği yaşamana engel olan varsa eğer tüm kök inançlarını içinde tuttuğun, bildiğin, bilmediğin, sana ait olan ve sana ait olmayan her türlü negatif düşünce kalıplarını, yeminleri, tüm etkileri Yaradan'ın ışığına göndermemizi ve yerine koşulsuz sevgi enerjisinin yüklenmesini kabul eder misin? Teşekkür ederim. Sağlıklı, dengeli, sevdiğin, sevildiğin, kendi değerini bildiğin, birlikte olduğun insanın değerini bildiğin, kendini en özgür, en rahat şekilde ifade ettiğin, sevgiyi kolaylıkla alabildiğin, kolaylıkla verebildiğin, bir ilişkiyi yaşamanın nasıl hissettirdiğini tüm hücrelerine tanıtmama izin verir misin? Teşekkür ederim. Birlikte olduğun kişiye güvenmenin ve o güveni karşı tarafa vermenin, hayatı tüm güzellikleriyle sana sunduğu her şeyiyle birlikte paylaşmanın, bir yolda birlikte yürüyebilmenin nasıl hissettirdiğini bütün hücrelerine tanıtmama izin verir misin? Teşekkürler. Aşkın coşkusunu, mucizelerini, mutluluğunu, tutkusunu, tüm bu hisleri bütün hücrelerine tanıtmama izin verir misin? Teşekkür ederim. Varsa eğer hala içinde, geçmişe dair, geçmişte yaşadığın ilişkilere dair, insanlara dair, her türlü negatif etki, şu an sana engel oluşturan her türlü anıların negatif etkilerini sevgiyle ve şefkatle
enerji alanından çekip çıkarıp yüce yaratıcının ışığına göndermemize ve yerine koşulsuz sevgi enerjisinin koyulmasına izin verir misin? Teşekkür ederim. Hayatınla ilgili her türlü kararı almaya %100 izinli olduğunu, kalbinin sesini dinlemeye, kendi yolunda yürümeye, kendi seçimlerini yapmaya, aşkı hayatına almaya, o kişi karşına çıktığı zaman onun senin için doğru kişi olup olmadığını hissetmeye, anlamaya, %100 izinli olduğunu, bunun senin için kolay, mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misin? Teşekkür ederim. Birlikte gülmenin sevdiğin kişiyle hayatı birlikte yaşamanın, kendini en iyi şekilde ifade etmenin, anlamanın, anlaşılmanın, onun yanında olduğun gibi olmanın, o sevgiyi, o şefkati, o tutkuyu tüm hücrelerinde, teninde hissetmenin nasıl bir his olduğunu bütün hücrelerine tanıtmama izin verir misin? Teşekkür ederim. Aşkı yaşamaya izinlesin. O kalbinden geçen, o hayalini kurduğun, o güzel ilişkiyi yaşamaya izinlesin. Bu senin en doğal hakkın. Bunu %100 hak ediyorsun. Her şeyin en güzeline, en iyisine layıksın. Çünkü olduğun halinle çok değerlisin. İzin ver, ışığın parlasın. İzin ver bütün korkuların Yaradan'ın ışığına doğru gitsin. İzin ver içindeki ışık parlasın, çevrene yayılsın. Sen aşkın kendisisin. Aşk senin içinde. Aşk senin bütün hücrelerinde. İzin ver bu ışık dışarıya yayılsın. Ve sana en uygun kişi, senin enerjinle, senin bu yaydığın ışıkla, senin kalbinle en uyumlu olan o kişi hayatına gelsin. Ve o kişi hayatına geldiği zaman ve o kişiyle karşılaştığın zaman ve o kişinin doğru kişi olduğunu hissettiğin andan itibaren o kişiyi hayatına almaya %100 izinlisin. Bütün korkularından, kaygılarından, endişelerinden, artık sana hizmet etmeyen, bütün kök inançlarından ayrılmaya izinlisin. Tüm bunların nasıl hissettirdiğini bütün hücrelerine tanıtmama izin verir misin? Teşekkür ederim. Şimdi çok kısa bir yaratım çalışması yapacağız arkadaşım. Hiç gözünü açma. Teta'dayız birlikte. Birlikte gözlemleyeceğiz. Çok kısa bir yaratım çalışması. Mümkün olduğu kadar bütün duyularınla hissetmeni istiyorum senden. Gözünde canlandırmanı istiyorum kendine göre. Şimdi şu an hemen yanı başında o ruh eşin, o partnerin, o senin enerjinle en uyumlu olacak o kişi hemen şu an yanı başında duruyor. Bir kadın ya da bir erkek.
Bunu böyle bir silik bir silüet olarak da ya da sadece bir enerji olarak da imgeleyebilirsin ya da bir ışık hüzmesi gibi. Ve o şu an senin yanında. Sadece hissetmeni istiyorum onun enerjisini, onun sevgisini, şefkatini, aşkını, tutkusunu. Şu an yanı başında. İstersen onun gözlerine bakabilirsin. İstersen elini uzatıp elini tutabilirsin. İstersen sarılabilirsin. Onun enerjisini hisset, o güzel enerjisini. Onun yanında ne kadar güvende hissettiğini, ne kadar mutlu hissettiğini, ne kadar coşkulu hissettiğini fark et. Bu duyguları içinde hisset. Tüm bunları nasıl hissedildiğini, bütün hücrelerine tanıtmama izin verir misin? Teşekkür ederim. Ve şimdi o kişiye söylemek istediğin herhangi bir şey varsa tam şu an içinden geçen söyleyebilirsin. Çok güzel. Harikasın arkadaşım. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi gözlerimizi açmadan önce topraklanmak için yağmurda kısa bir duş aldığını imgelemeni istiyorum. Ben de kendim için bunu yapacağım şimdi. Güzel yağmurun altında ayakların, çıplak ayakların toprağa basıyor, hisset. Çok kısa duşunu al. Harikasın. Ve hazır hissettiğin zaman gözlerini açabilirsin. Şifa olsun diliyorum arkadaşlarım. Tüm kalbimle diliyorum ki, istiyorum ki gerçekten isteyen, kendini hazır hisseden, gönülden isteyen herkes kalbiyle, ruhuyla, teniyle en uyumlu olacak o kişiyi hayatına alsın ve çok güzel bir birlikteliğe, çok güzel bir ilişkiye, aşka başlasın arkadaşlarım. Hepinize şifa olsun. Sizi çok seviyorum. Hepinize sarılıyorum. İyi ki varsınız. Aşk olsun hayatımızda. Hoşça kalın.